Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, Sektörlü Arası Türkiye yolculuğumuz sunumuzuyla devam ediyor. Bugün sizlere Muğla Bodrum'dan turizmin göz bebeği bu noktanın özel bir yerindeyiz. Gau Restorant Antik Galeri'den sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın sahipleri hanımefendi Hülya Atahan ve beyefendi Cemal Atahan bulunmakta. Bakalım bu güzel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hülya Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Keyifli, hoş bir yer oluşturmuşsunuz. Evet. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim teşekkür öncelikle. Teşekkür ederiz hakikaten. Evet. Peki Cemal Bey siz nasılsınız? Çok iyiyiz yani. Bodrum'da olmaktan bir kere çok iyiyiz. Evet. Bir de böyle bir işi başarmışız yani arkadaşlar söylenen evet. O. Onun için de çok memnunuz. Evet yani. Peki. Şimdi bu memnuniyetleri, yapmış olduğunuz hizmetleri şöyle bir konuşalım öncelikle ama çok kısa sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. Cemal Atahan kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben Hatay doğumluyum, Antakya doğumluyum. 54 senesinde Ankara'ya geldik. Evet. İşte uzun süre hayatımız Ankara'da geçti. Ondan sonra çok güzel bir şehirken son yıllarda biraz yaşamak zorlaştı ve bozuldu yani evet, Ankara. Evet. Ve Bodrum'a geliş çok önce 67 senesinde bir çok güzel bir iş için gelmiştik. İkinci sınıf stajımızı ODTÜ şehir plancısı bölümünde okuyorduk o zaman. Stajımızı burada yapmıştık ve bayılmıştık buraya ve bayağı da bir etki etmiştik. İçerinizde bir ukde kaldı yani bir kere evet, Bodrum'la ilgili. Yani Bodrum'un tadı damağımıza kalmıştı. Evet. Sonradan işte eşimin işi onu bırakmadı. Bütün çoğu arkadaşımız, iyi arkadaşımız da Bodrum'a yerleşti ve bizi çağırdılar. Evet. En sonunda işte 3,5 sene oldu. Biz de karar verdik. Ben emekli oldum. Yani kendim şey yapmış, şehir plancılığı falan. Evet, artık siz şehir planlamacılığı yaptığınız evet, için evet. Uzun süre. Daha sonra emeklilik. Sonra kendimizi şey yaptım, kenara çektim. O çekemedi. Ondan sonra devam etti. Bodrum'a şey bir ev aldım. Evet. Ondan sonra baktım ki yani Bodrum'da böyle emekli hayatı olacak bir şey değil. Yan gelip yatmak yapılacak en kötü şey. Mutlaka bir şey yapmak bir şeylerle lazım. Uğraşmanız lazım. Ondan sonra işte müşterek tutkularımız bir araya geldi. Evet. Bir yer yapalım dedik, açalım dedik. Evet. Ondan sonra bu oğlumuza da başına geçeceği, devamlı evet. olacağı, tatmin olacağı bir iş konusu evet, olacaktı. Evet, evet. Onun için böyle bir aramaya girdik. Bayağı zorlandık yer bulmak için. En sonunda bu tamam, şehir merkezinde bir yer bulduk. Bulduğumuzda bir harabeydi. Evet. Bir harabe aldık yani. 400 metrekare içinde bir evet. harabe aldık. Gözümüzü kararttık. Şey yaptık. Bu da bir restora çalışması. Bayağı bir restorasyon çalışması yaptık. Bayağı emek verdiniz burada tabii. Çok emek verdik. Çok da para harcadık. Bodrum'a feda olsun. Ondan sonra ve bu yer ortaya çıktı. Evet. Doğrusu benim umduğumdan çok daha iyi bir şey ortaya çıktı. Evet. Ondan sonra hizmetler neler mesela? Efendim? Şimdi burayı hayata geçirdiniz. Evet. Her şey istediğiniz gibi gitti. Güzel gelişmelerin sonucunda bu mekan tamam güzel. Ama hizmetler neler? Biraz onu konuşalım. Hizmetler şimdi... Mesela mutfakta neler çıkıyor gelen konuklara? Mutfakta bir Avrupa, yani Avrupa tarzı evet. Fazla çeşit olmadan, muncuk yani şey meyhane evet, şeyi evet. tarzı olmadan evet, evet. Avrupa Amerika tarzı böyle doyurucu bir, tabak, bir yani. Özel öz bir tabak ve onun yanında istenecek böyle
yardımcı şeyler, evet, tabaklar, evet, evet, şeklinde bir mutfağımız var. Hı hı. Et, yani sıcak etler var. Evet. Makarnalar var çok güzel. Evet. Kuru et tabakları, meyve şey salatalar var çok güzel. Evet. Ondan sonra yani gelen konuklar burada pastalar, keyifli, hoş vakit geçirirken o lezzetleri yani, de buradan tadabiliyoruz. Yani şimdiye kadar da ya sorduğumda ya fena değildi diyen yok. Herkes çok memnun. Ondan sonra mutfakta biz de iddialıyız o zaman. Mutfakta iddialıyız. Mutfakta iddialıyız, aşçıda iddialıyız. Evet, evet. Sizin kendiniz de aynı zamanda müzikle de uğraşıyorsunuz. Burada bir ekibiniz var. Evet. Kendi arkadaş grubunuz. Evet. Her gün burada bir canlı performans oluyor. Haftada 3 gün yapıyoruz. Haftada 3 gün. Evet. Ne tarz bir müzik? Şimdi bu enteresan bir şey. Grubun kuruluşunda da bir, yani bir tuhaflık oldu. Ben rock'n'rollcuyum esasında. Caz dinlerim ama rock'n'roll çalarım. Evet. Ezel evet. Şeyden beri. Bir arkadaş tesadüfen girdi. Bir böyle bir şey oldu. Ne onun flamenco çaldığını şey yaptım. Dedim ben rock parçalara flamenco solo atabilir misin? Evet. Atarım dedi. Bir prova yapalım dedik. Provayı yaptık. İşin olacağını anladık. Grubu kurduk. Provalar devam etti. Bir repertuar oluştu. Yani bir bu konsept tuhaf bir şey yani. Benim birikimimle bizim gitarcımızın şeyi. Farklı bir olay çıktı. Evet, yani. Evet. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Oğlunuz beyefendi Feyzi Bey. Evet. Kendisine de teşekkür edelim. Onda burada birçok emeği var. Onun çok emeği var. Evet. Çok, size çok başarılar diliyorum çok ailece. Teşekkürler, sağ olun. İnşallah farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle o zaman. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Muğla Bodrum'dan, evet, sektörün lider firması Gavur Restorant Antik Galeri'den firmamızın sahipleri hanımefendi Hülya Atahan ve beyefendi Cemal Atahan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.